Selam sana hiç doyulmam. Sensiz cennet kazanılmaz anam. Güzel yüzlü canım anam anam anam. Beni karnında taşıdın. Seni bir gün sırtımda taşıyamadım anam. Hastalandım ağladın, tasalandım ağladın. Senin ağladığın gibi sana hiç ağlayamadım anam. Yokluğumda anardın, yavrum diye yanardın. Senin yandığın gibi sana hiç yanamadım anam. Ve şimdi yoksun. Elbet takdir Allah'tan, boyun eğdim ne yapayım, çünkü gelen haktan. Yine de burnumda tutuyorsun canım anam, canım anam. Her gün halin soramadım, duanı tam alamadım. Güzel yüzlü canım anam anam. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم من بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا على بعض النبيين ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli, değerli TV Türk izleyenleri, yine bir iftara doğru program ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık Ramazan'ın ortasına doğru geldik. Artık Ramazan'ın yarısı geride kaldı. Rahmet ayı, bereket ayı bitiyor. 15 gün boyunca neredeyse hep konuştuk, konuşuyoruz. Konuşuyoruz. İnsanları hayvanlardan affedersiniz ayıran en önemli özetlerden bir tanesi konuşmadır. Yüce Rabbimiz halakal insan allamehul beyan. Allah insanı yarattı ve ona açıklamayı öğretti. Bir insanın konuşmasından onun kültür seviyesi kolayca anlaşılabilir. Bugünkü iftar sohbetimizde kıymetli izleyenler, konuşmayla ilgili dikkat etmemiz gereken, konuşmalarda neye dikkat etmemiz lazım? Bunlara madde madde inşallah yer vermeye çalışacağız. Konuşma aynı zamanda insanların birbirleriyle iletişim kurmaları için en önemli araçtır. İnsanların birbirlerine dost veya düşman olmalarını da efendim konuşmanın rolü çok büyüktür. İyi konuşmak, güzel sözlü olmak dostlukları pekiştirir. Kötü konuşmak, çirkin sözlü olmak da hepinize malum düşmanları artırır. İnsanların kalpleri ancak tatlı ve güzel sözle kazanılabilir kıymetli izleyenler. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bunlarla ilgili ayetler var. Ve kulû linnâsi husnen bunlardan bir tanesi. Bakara suresi 83. ayet-i kerimede Rabbimiz insanlara güzel söz söyleyin. Başka bir ayet-i kerime geldi aklıma. Kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetbe'hu eza. Sadakada bile güzel bir söz diyor Rabbimiz. Eza vererek, cefa vererek verilen sadakadan daha hayırlıdır. Yani verme, yeter ki güzel söz söyle. Hani al şunu hadi diye söyleniyor ya bazen sadaka verirken efendim. Hayır, bu şekilde yapma. Allah öyle diyor. Güzel bir söz söyle, bundan daha güzeldir. Konuşmanın adaplarından bahsediyorduk. Bir, gerektiği zaman konuşmak. Bir insanın lüzumsuz yere konuşmaması, konuşmuş olmak için konuşmaması gerekir. Hepinizce malum. Manasız sözden der büyükler, horoz sesi daha güzel gelir. Hiç olmazsa o manasını bilmese de öteceği zamanı bilir diyor Nabi. Diğer bir madde, gereken yerde, gerektiği yerde konuşmak. Her yerde konuşmamak, diline sahip olmak. Çünkü bir Müslüman neyi nerede nasıl konuşacağını bilen insan olmalıdır. İnsan dinlemekle akıllanır, konuşmakla pişman olur demiş büyükler. Niçin göz iki, ağız tek, çok görüp az söylemek gerek. Bir diğer madde, gerektiği kadar konuşmak. Lüzumsuz yere sözü uzatmamak insanlara bıkkınlık verir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, pişmişin halinden hiç anlar mı ham? Sözü kısa kesmek lazım ve selam. Gerektiği kadar konuşmak gibi gereken şekilde ve seviyede de konuşmak çok önemlidir. Özellikle telefon konuşmalarında gereksiz ve efendim bir şekilde vakit uzatmak, selam vererek başlamak, kendimizi tanıtmak konuşma adaplarındandır telefonda. Şimdi arıyor adam telefonda, efendim hiç selam falan vermeden, selamun aleyküm demeden, ki selam önce selam sonra kelam demiş büyükler. İşte tanıdın mı beni? Ya şimdi adam iştedir, güçtedir, sesini çıkartamayabilir, yani tanıyamayabilir. Hatırla bakayım, bir daha düşün, kimdim ben, şöyledir, geçti 10 dakika. Bu sefer dinleyen de morali bozuluyor. Ya kim sen, kim artık arkadaş diyecek ama diyemiyor işte ya böyle şeyse. Onun için telefonda selam, kendini tanıtmak ve kısa ve özlü konuşmak efendim adabındandır.
Bir diğer madde, devamlı hak ve doğru olanı söylemek. Kıymetli izleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ya yellezine amenu, ey iman, ittekullah ve kulu kavlen sedide. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Hak sözün, doğru sözün her zaman tesir gücü ve güzel sonucu vardır. Bakın Peygamberimiz ne buyuruyor? İnne's sıdka yehdi ilel birri ve innel birra yehdi ilel cenne. Doğru sözlülük iyiliğe götürür insanı. İyilik de cennete götürür. Bunun için hak sözü söylemek ve bunu tabii ki nerede söyleyeceğini de çok iyi bilmesi gerekir. Sayyid-i Nursi Hazretleri der ki, her söylediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu her yerde söylemek senin hakkın değildir. Bu ayarı, bu dengeyi de iyi kurmak lazım. Bir diğer husus da, insanların kalbine giden yol edep, saygı ve sevgiden geçer kıymetli izleyenler. Bu yolları terk eden kalplere ulaşamaz. Bir Müslüman affedersiniz, kime nasıl hitap edeceğini bilmesi lazım. Mesela dikkat etmemiz gereken uslardan bazıları. Her ne şekilde olursa olsun insanlara asla lakap takmamak. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde bu yeriliyor. Allah muhafaza. İşte onun istemediği hem de lakaplar takmak, hoşlanmadığı takma isimler efendim yanlıştır. Dinimizde bunlar hoş görülmemiştir. Efendim uyarılmıştır. İki, ismini bilmediğimiz insanlara hey efendi, işte yahu kardeşim gibi tabirleri kullanmamak. Kişinin durumuna göre efendim beyefendi, hanımefendi, oğlum, kızım, kardeşim, abi, abla gibi tabirler kullanmak. Hey, huy gibi, yahu gibi argo kelimeler kullanmamak. Büyüklere ve yaşlılara kesinlikle siz diye hitap etmek. Küçüklere, aileden olanlara ve çok samimi arkadaşlarımıza sen diye tabii ki hitap edilebilir. Büyük olsun, küçük olsun kaba kelimelerle çağırmamak birbirimizi. Hey, baksana, alo, baksana gibi kelimeler efendim, sana söylüyorum baksana gibi bunlar kullanılmaması lazım. Konuşmanın adabından bahsediyoruz. Büyük olsun, küçük olsun birbirinden yani birinden bir şey isterken lütfen kelimesini çok kullanmamız lazım. Ve insanlara teşekkür etmeyi de kesinlikle ihmal etmemeliyiz. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür edemez diyor Peygamberimiz. Onun için telaffuzu zor kelimelerden efendim şöyle sıra sıra dizmişti bir kardeşimiz. Efendim böyle dispiratör gibi böyle çok hani ağza zor gelen kelimeleri böyle sıralamış. En altına da teşekkür ederim, seni seviyorum kelimesi. Hakikaten biz insanlara çok zor gelen telaffuzlardır. Bunları ihmal etmememiz lazım. İnsanlara bir diğer madde, maddelerin sayısını da unuttuk. İnsanlara efendim aşağılayarak veya hakaret ederek asla konuşmamalı. Başkasını küçük gören küçük görülür. İnsanları küçük görmek şeytanın tuzağıdır. Çünkü şeytan Hazreti Adem'i küçük gördü kıymetli izleyenler. Ben dedi ateşten yaratıldım, o topraktan. Ben dedi secde etmem ona. Ve Allah da onu kovdu. Hâle hruç. Allah onu kovdu. Onun için Sadi ne güzel söylemiş. Sözünü tartmayan cevabından incinir. Hazreti Ali radıyallahu anh ayıbın büyüğü aynısı sende varken başkasını ayıplamandır. İnsanları aşağılamak, hakaret etmek söz, yazı veya işaretle olur. Hakaret edenin derecesini gösterir. Ne diyor bakın büyükler? Kişinin kıymeti dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Yazanlar için de onu söz ve yazı ile açığa vurur. Eğer karşımızdaki insanı ikaz etmek, yanlışını hatırlatmak istiyorsak ona hakaret ederek bunu yapamayız. Çünkü ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir diyor Sadi. Onun için bin düşünüp bir söylemek lazım. Yine konuşma adabından bir tanesi,
Konuşuyorlar. Başkasının sözünü asla kesmemek. İnsanlara değer vermenin bir ölçüsü de kıymetli de onları dinlemektir. Böyle dinleyeceksin, bir dinle. Ona verdiğin değeri, kıymeti ifade eder. Lüzumsuz yere o konuşmayı kesmek, konuşma adabına aykırıdır. Bu sebepten dolayı insanların sözünü gereksiz yere kesmemek gerekir. Aksi bir davranış hakaret sayılır. Unutmamak gerekir ki dudaklar dilin kilididir. Bu kilidi lüzumsuz yere açmak felakete daveti çıkarabilir. Konuşurken kaba tabirler kullanmamak. Dilin müşterisi kulaktır demişler büyükler. Eğer dil kötü satış yaparsa müşterisiz kalır. Söylenen her söz içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ne kadar güzel söylemişler değil mi? Naziklik ve incelik iki güzelliktir. İki mücevherdir. Bunlar insanın derecesini ortaya koyar. Kabalık ise hamlıktan kaynaklanan bir davranıştır. Kişinin derecesini ortaya koyar. Bir diğer madde de yaldızlı ve boş sözlerden sakınmak. Söylediğine inanmayan o söylediğinde etkili olamaz. Çünkü konuşulan şeylerin etkisi konuşanın inancıyla ilgilidir. Konuşanlar kalpten çıkarsa kalbe girer. Ama dilden çıkarsa diyor atalarımız kulağı aşmaz. Aşamaz. Ayrıca sözün faydalı söz olabilmesi için başkalarına da yol göstermesi gerekir. Sözün gözsüzlere göz olsun demiş büyükler. Bir anlamı, bir faydası da olmalı. Başkalarını güldürmek için Allah ve Resulünün hoşlanmadığı sözleri söylemek, efendim, Müslüman yakışmayan sözlerdir ki Efendimiz ne buyuruyor? Ya hayır söyleyin ya da susun diyor Peygamberimiz. Bir diğer husus da konuşurken yüksek sesle bağırarak, böyle çağırarak bunlar konuşma adabına terstir. Aynı zamanda insanları tedirgin eder, uzaklaştırır. Çünkü güzellikler bağırarak anlatılamaz. Ama genel manada konuşma efendim bağırarak, çağırarak olmaması gerekir. Ve efendim sözlerimizi toparlarken konuşmanın adaplarından bir tanesi bir toplulukta gizlice konuşmamak. Gereksiz yere bir ortamda fısıltı ile konuşmak oradakileri üzer ve şüpheye sevk eder. Ne gerek var? Bu sebepten dolayı dinimizde bir toplulukta bulunurken gizlice konuşmak caiz değildir, yanlıştır. Dolayısıyla Müslümanlar, bizler bunlara dikkat. Bütün bu konuştuklarımızı 5 maddeye dökersek, bu yapmış olduğumuz bugünkü iftar sohbetinden alacağımız 5 ders. 1. Dili Müslümana yakışmayan söz ve lakırtılardan muhafaza etmek gerekir. 2. Konuşacaksak gerekli yerde ve gerektiği kadar konuşmalıyız. 3. Bugünkü iftar sohbetimizden alacağımız dersler. 3. Her konuştuğumuz doğru olmalı ama her doğruyu illa da bizim söylememiz gerekmez. 4. Konuşurken yapmacılıktan ve argodan sakınmalıyız. 5. Ağızdan çıkan her sözün bizi mahkum edeceğini bilerek hareket etmeliyiz, bin düşünüp bir söylemeliyiz. İşte evimizde, toplumumuzda, beraber oturduğumuz meclislerde konuşmalarımızın şöyle bir muhasebesini yapalım şu mübarek Ramazan ayında. Yanlışlarımız varsa onları düzeltme yoluna gidelim. Peygamber Efendimiz doğru sözlülük iyiliğe götürür, iyilik cennete götürür hadisini aklımızdan çıkarmayalım. Güzel söz söyleyelim, tatlı dilli olalım, doğruyu söyleyelim. İnanın, hani diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman elinden dilinden başkalarının güvendiği insandır. Bu söz aslında bütün dersimizi anlatıyor bize. Yani biz kapıdan girdiğimiz zaman bize eğer güveniyorlarsa, dilimize, elimize güveniyorlarsa
İşte o zaman sen iyi bir Müslümansın. Aha yine geldi. Çok konuşması argo, küfürlü, efendim rahatsız ediyor insanları. Eli de hiç durmuyor el hareketleri. Böyle rahatsız oluyorlar senden. Bu Ramazan ayı senin için çok önemlidir. Kendine çeki düzen ver. Kendini toparlamaya çalış. Bu Ramazan ayı doğru sözlülük noktasında bize bir ders olsun inşallah. Rabbim konuşmalarımızda bu anlatmış olduğumuz hususlara riayet eden, dikkat edenlerden eylesin cümlemizi. Şu efendim iftar vaktinde, şu duaların kabul edildiği şu değerli vakitte Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Geceniz mübarek olsun. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle iftar duasıyla şimdi birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme leke sumna ve bike amennâ ve aleyke tevekkelnâ ve ala rızkike eftarnâ ve li savmi gadin neveynâ feğfir lenâ mâ kaddemnâ ve mâ ahharnâ. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin nimetlerle orucumuzu açtık. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi, namazlarımızı, zekatlarımızı, fitrelerimizi, bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Hepimizi, bizleri makbul kullarından eyle. Razı olduğun kullarından eyle. Razı olduğun ameller, hizmetler, fiiller nasip eyle. Ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Hastalarımız var, hastalarımıza şafi isminle şifalar ihsan eyle. Borçlularımız var, borçlara edalar ihsan eyle. Dertli olanlarımız var, sıkıntısı olanlarımız var. Dertlere dermanlar ihsan eyle. Ya Rabbi, bizi dinleyen, bizi izleyen bütün kardeşlerimizin içlerinde ne gibi duaları varsa, ne gibi istekleri varsa onları kabul eyle, husule getir ya Rabbi. Duaların kabul edildiği şu müstesna vakitte dualarımızı Ravza'da, Kabe'de yapılan dualarla birlikte müstecab eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e muzafferiyet, birlik, beraberlik ihsan eyle. Ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle. Şehitlerimize, geçmişlerimize rahmet eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة